Herkese merhabalar. Bu hafta sıra Akrep Burcu'nda. Akrep Burcu'nu bekleyenlerinizin olduğunu biliyorum. İnanın Akrep Burcu'nu anlatmayı ben de çok istiyorum. O yüzden en az Akrep Burcu olanlar ve Akrep Burcu tanıdıkları olanlar kadar heyecanlıyım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada Akrep Burcu olan herkesin doğum gününü önden kutluyorum. Akrep Burcu ile ilgili aslında söylemem gereken çok şey var. Çünkü Akrep Burcu çok tanıdığım var. Kova, Akrep uyumu diye de bir şey olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Yani buna inanıyorum. Olabildiğince kısa olarak anlatmaya çalışıp büyük ihtimalle Burç videolarında en uzun videolardan biri olabilir. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Akrep Burcu 8. evi temsil ediyor. Ve 8. evde doğum, ölüm, cinsellik ve aynı zamanda miras evi. Akrep sabit bir burç, arkası boğa ve dişil enerji, su elementine sahip. Şimdi bütün bunları bilmenizde fayda var. Neden? 3 olumlu 3 olumsuz özellik olarak ele aldığımda bütün bu şimdi söylediklerimin etkisini özelliklerinde görüyor olacaksınız. Bu sebeple birçok videomda belirttiğim gibi şunu yine söylemek istiyorum. Çünkü bu en önemli noktası, bir insanın Akrep Burcu olmasından daha da çok bütün evinde, yani 12 evinde genel olarak hangi burçlar, hangi elementler var ve aynı zamanda da o gezegenlerin burçları dolayısıyla elementlerine, buna dikkat etmenizde ve bir insanı astrolojik anlamda böyle ele almanızda çok fayda var. Şimdi Akrep Burcu'nun 3 olumlu özelliğinden yola çıkacağım. Birincisi, kesinlikle çok tutkulu insanlardır. Akrep Burcu denildi mi zaten cinsellik evi olmasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tutkulu, ateşli, inanılmaz derecede böyle çekicidirler. Öyle bir enerjileri vardır Akrep kadınları ya da erkeklerinin. Özellikle tabii ki de kadınlarının, ama erkeklerinde de bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla akrep insanları kesinlikle derin ilişki kurmaktan hoşlanırlar. Bir kere, şimdi zaten siz akrep burcuysanız ne demek istediğimi beni en iyi siz anlarsınız. Ama tanıdıklarınız varsa diyeyim, onları anlamak adına şunu net olarak kafamıza koyalım. Bir akreple arkadaşlık, duygusal, hani tanıdık ilişkisi bile olsa bir ilişki kurmak istiyorsak derin bağ kurmamız şart. Akrep burcu kadını ya da erkeği hiçbir zaman sadece laf olsun diye, yani tabii ki de öyle eğlenelim, coşalım olabilir ama bir konuşmayı böyle laf olsun diye konuşmaz. Susar daha iyi. Niye konuşayım ki der. Derinlik varsa, o insanla böyle bir gerçekten o bağı hissederse bunu kurar. Ve akrep insanları hayatlarını öyle herkese almazlar. Mesela bir ikizler gibi, yay gibi, hava elementleri gibi hiç beklemeyin. Hani biz kovalar, teraziler, işte ikizler dedim, yaylar da çok sever. Yine ateş elementi de koç da sever. Aslan biraz daha azdır. Böyle sosyal. Akrebin de sosyalliği vardır. Hatta sorarsanız çok sosyalim diyen akrepler de görebilirsiniz. Ki bana kalırsa içe kapanık olarak kendilerini gören akrepler daha fazladır. Ama en önemli noktası, sizi arkadaşı kabul ederse ve yakın çevresinde tutarsa bilin ki çok şanslısınız. Çünkü sizi dostu ilan etmiştir bile, kendisinin haberi olmasa dahi. Akrep insanının dostluğunu kazanmak bence bütün burçlar arasında en önemli noktalardan biri. Çünkü gerçekten size dostum dediğinde dostunuzdur ve dürüst insanlardır. Hani kova da harbidir, işte ikizler de dobradır diyemeyeceğim. Şimdi ikizler ağzına geleni söylediği için hani kötünün yanında iyiyi de söylerler. Yani hem dobradırlar ama aynı zamanda yalan söylemeye de yatkındırlar. Ama akrep insanı bir şey söyledi mi canınızı acıtabilir. Ama dostunuz olduğu için yapar bunu. Sizin canınızı acıtmak için değil. Sizi seviyordur. Bunu böyle bir bilin. Üçüncü olumlu özellikleri, akrep burcu insanı çok iyi sır saklar. Hatta 12 burçtan net olarak en iyi sır saklayan burçtur akrep. Yükseleniniz öyleyse de bunu öyle alabilirsiniz. Yani tabii diğer videolarda bu arada buna da gireceğim. Bir sürü başka şeyler de aklıma geliyor. Yani 0'dan 30 dereceye kadar kaç derece akrep olduğunuz da önemli. Ama genel olarak çok iyi gözlemlerler, çok iyi sır tutarlar.
Bakışları çok derindir. Yani akrep kadınının ya da akrep erkeğinin gözlerine baktığınızda o bakışları zaten anlarsınız, hissedersiniz. Aşırı derecede derin bakışları vardır ve sezgileri de çok güçlüdür. Burada şöyle bir ayrım var. Balıkların altıncı hisleri çok kuvvetlidir. Bunu zaten balığı anlatırken değineceğim. Ama akrebin bundan biraz farklıdır. Akrep böyle daha içgüdü ya da içgörü yoluyla mı diyebilirim buna bilmiyorum. Ama mesela balıkların rüyalarında çıkabilir. Ya da böyle ah ben bir şey hissettim deyip böyle hani tatlı tatlı onu hissedebilirler. Ama akrep sezer. Yani bu önemli bir ayrım. Buna dikkat etmenizde demeyeyim de bunu göz önünde bulundurun. Çünkü bir akrep zaten size baktığında gözlerinizin içinde sizin ne olduğunuzu görür genel olarak. Ve bu bazı insanları, beni dahi, ki kovanın korkması zordur, korkutabilir. O yüzden diyorum akrep zaten öyle herkesle, yani anlaşamayacağını düşündüğü birini çok kale almayabilir. Üç olumsuz özelliğine geleceğim. Birincisi, kesinlikle ama kesinlikle akrep kadını ya da erkeği hiçbir şeyi unutmaz. Burada isim vermeyeceğim ama benim bazı arkadaşlarım var. Dediğim gibi çok yakın arkadaşlarımdan akrep olanlar var. Kimse de üstüne alınmasın. Sonra yarın öbür gün niye öyle dedin, kırıldık falan da demeyin. Ama unutmadığınızı biliyorsunuz. Ve aslında böyle bir yanlış anlaşılma da var. Akrep insanı işte çok kin tutar, çok kindardır derler. Bence akrep kindar falan değildir. Ama sabreder, sabreder, sabreder ve belli bir noktadan sonra gerçekten sizi bitirdiyse ve her şeyi göze aldıysa, onun düşmanlığından ya da onun kindarlığından ya da onun intikam almasından korkun. Yani kaçın oradan. Çünkü akrep bu noktaya kolay kolay gelmez. Ama geldiğinde de evet, intikam alır, öç alır. Onu unutmaz, hatta burnunuzdan fitil fitil getirebilir. Hani Plüto gezegeni zaten ve doğum ölüm diyorum size. Dolayısıyla evet, dostluğu çok iyidir. Hani sizi çok güvenirse size kolay kolay asla kendini açmaz ama zamanla, zaman alır, açar ve size gerçekten sırtını yaslarsa çok şanslısınız. Çünkü harbidir. Gerçekten size kalbini açmıştır. Ama dediğim gibi belli bir yerden sonra herhangi bir sebeple onu kızdırırsanız, sabırlıdır da çünkü, o sabrını aştıysanız orada dikkat etmenizde çok fayda var. İkinci akrepler, olumsuz diyebileceğim özelliğiniz, çok takıntılısınız. Yani bundan ve Başak gibi değil. Neden? Başak çünkü böyle Merkür gezegeninin burcu diyeyim olduğu için, hani onun etkisinde kafasında böyle, böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, böyle olursa böyle olur. Hani hep böyle bir bunu yaparsam bunu olur, şunu yaparsam bunu olur gibi bir mantık vardır. Ama sizinki farklı. Siz daha çok olmayacak şeyler üzerinden yola çıkarsınız. Zaten bunun için takıntılı diyorum. Ben Başak'a daha fazla endişeli ya da evhamlı derim. Ama akrepler maalesef böyle çok hissederler. Dedim ya, duyguları böyle derindir, tutkuludur, ateşlidir. O yüzden de böyle mesela böyle mi oldu acaba diye bir düşünce gelirse kafalarına, sezgileri de duyguları da zaten yükselir. Hani bildiğiniz böyle takar giderler ona. Bu sebepten dolayı kendinizi mesela evden çıkmak istemiyorsanız, bir düşünceyi aşırı derecede böyle düşünüyorsanız, neden böyle diye soruyorsanız ama bir yerde de bu sağlıklı değil diyorsanız bir durun. Gerçekten orada bir nefes alın. Size en iyi gelecek şey, bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, akrep kadınları ve erkekleri, çok da şey yapmayın derler ya, size bunu söylüyorum. Gerçekten çok da şey yapmayın. Ne kadar siz daha rahat olmayı öğrendikçe, biraz da yüzeysel, ama yüzeysel derken onunla bununla öyle sadece sohbet etmek için konuşup, belki biraz ikizleri, belki biraz yayları, işte kovaları böyle bir bakıp büyük ihtimalle gıcık olabileceksiniz onlara. Ama onlardan böyle neye sinir oluyorum diye düşünürseniz, belki bazı şeyleri, yani size iyi gelmeyen bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Şimdi Plüto gezegenine ait olduğunu söyledim. Akrep burcunun, dolayısıyla derin dönüşüm, yani bir şey ölür, başka bir şey doğar. Akrep bunu sembolize eder. Biz der, biliyorsunuz 1'den 6'ya kadar ben de, işte Koç'tan Başak dahil, teraziyle beraber biz demeye başladık. İlişkiyi sever, ilişkide olmayı çok sever. İlişkide olduğunda aldatmaz kolay kolay akrep insanı, ancak
çok kin besliyorsa size, yani zaten bir akrep kadınının ya da akrep erkeğinin hani sevgilisine kin beslemesi gerçekten korkutur. Hele ki bence kadınlarının, çünkü kadınların kafası daha da farklı çalıştığı için sonuçta erkeklere nazaran biraz böyle korkun ama kolay kolay aldatmaz ve hatta en sadık burçlardan biri olduğunu net olarak söyleyebilirim. Arkanız boğa. Bununla ilgili size şunu söyleyeceğim. Şimdi boğa bender. 2-5 yaşı sembolize eder genel olarak ve 5 duyusunu kullanmaktan çok keyif alır. Sizin öğrenmeniz gereken ya da öğrenmeniz iyi olabilecek bir konu. Şimdi siz derinsiniz, işte böyle her şeyin derinine inmeyi seviyorsunuz, mistiksiniz. Bunlar güzel ama boğa daha böyle hayatı yaşayayım, dolu dolu yaşayayım. İşte ne alayım, ne giyeyim, nasıl süsleneyim, nerede yiyeyim, nereye gideyim. Ama bunu keyif için, yani keyif insanlarıdır ve biliyorsunuz boğa burçları en tembel burçtur. Dolayısıyla arkanız bu, yani sırtınız, önünüz akrep gibi düşünün, akrep burcusunuz. Sırtınız, göremediğiniz yönünüz boğa. Ne zaman ki bir boğa burcuyla tanıştınız ya da ilgiliyseniz astroloji, yani haritasında boğa burcu baskın, onu özellikle kendinize yakın tutmanızda ya da kendinizi onunla "Aa, nasıl bir insan bu, ben nasılım" diye bir kıyaslamanızda bu anlamda fayda var. Meslekleriniz araştırmacı, psikolog, belki gazeteci bile olabilirsiniz. Yani siz böyle derin araştırmaları seviyorsunuz. Gözlemlemeyi seviyorsunuz. Ne neden oldu bunu sezmeyi seviyorsunuz daha çok. Dolayısıyla bu tarz işler size çok uygun olabilir. Aynı zamanda tabii ki de benim mesela sinema, televizyon okuyan, film çeken işte arkadaşlarım var akrep olan. Yine çok başarılı olmaları muhtemel çünkü orada da bir senaryo yazıyorlar, bir film yönetiyorlar. Yani hepsinde bir duygu var. Duygu yoksa akrep yoktur, bu net. Akrepler kesinlikle duygu insanlarıdır ve derin duygu hissetmeyi severler. Aynı zamanda akrep burcuyla beraber kendimizi aşıyoruz. Yani bu ne demek? Aslında astrolojik anlamda egomuzun öldüğü burç oluyor. Akrepten sonrası daha da bize geçiyor belli bir yerde diyeyim size. Bunu da zaten bir sonraki burç yay olacak. Yay da ne zaman yay burcu başlıyorsa o hafta içinde onu yayınlamış olacağım büyük ihtimalle. Yani en biz diyen burçlardan biri zaten. Bunu yay olanlar çok net biliyorlardır. Son olarak artık birkaç şey söyleyip bitiriyorum. Balık ve yengeçlerin aksine, yani onlar da en az balık yengeç kadar hassastır ama balıkta da yengeçte de öç alma duygusu yoktur. Sadece su elementlerinden ve genel olarak aslında bakarsanız hani Koç burcu biraz böyle yani kin tutmaz, öfkelenir ama kin tutmaz. Akrep burcu alındığında, kırıldığında onu içine atar, biriktirir, gözlemler, size böyle bir bakar. Ondan sonra öyle mi der, yapıştırır size. Ama balıkta zaten böyle bir şey asla yoktur. Yengeçte direkt içine atar, içine kapanır. Niye böyle oldu? İşte sen bana bunu yaptın, ben sana şunu yaparım diye pasif agresif tepkiler verir. O da aklınızda olsun. Ve akrep ünlülerinden aklıma gelenleri söyleyeceğim. Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzün Ataç, Türk olmayan işte Leonardo DiCaprio, Julia Roberts. Zaten böyle bakışlarına da bu insanların bakın, böyle bir deler geçer. Hani öyledir, bir havaları vardır. Akrep böyle, nasıl diyeyim, bir parti düşünün. Aslında bu 12 burcu da size bir partiyle çok anlatmayı isterdim. Akrep o kenarda duran, herkesi böyle gözlemleyen ama çok da böyle çekici olan, yani böyle bir şuhluk diyeyim, şuh mu denir buna? Öyle bir kadındır. Hep böyle akrep kadını canlanıyor gözümde. Çünkü dişildir enerjileri. Erkek de olsanız yani böyle enerjiniz çekicilikten dolayı öyle bir baskındır diyeyim size. Onun dışında da Picasso, Teoman, Albert Camus, Bill Gates, akrep ünlülerinden bazıları. Böyle anlatırken açıkçası hani 3 konu anlatacağım. 3 konu işte 3 olumlu 3 olumsuz diye yola çıkıyorum ama uzuyor. Gerçekten yapacağım bir şey yok. Çünkü böyle doğal olarak akıyor ve böyle olması benim hoşuma gidiyor. Siz de bunu beğeniyor musunuz? Yoksa bana daha böyle 3 işte maddeyle 3 maddeyle hani anlatırsam daha da iyi olur diyorsanız yorumlarda benimle bunu paylaşın. Demiyorsanız da paylaşabilirsiniz. Kısa bir not, şeyleri ele alacağım. Her burcun, mesela Koç burcunun diğer burçlarla ilişki anlamında uyumu, işte Boğa'nın. Bu beni çok çok heyecanlandırıyor. Tabii ki kısa kısa ele alıyor olacağım. Ama bana soranlarınız oldu.
Onların da dinleyeceğini, izleyeceğini ve umuyorum ki seveceğinizi düşünüyorum. Buraya kadar geldiyseniz gerçekten astrolojiye çok meraklısınız. Akrep burcu insanısınız ya da akrep burcu tanıdığınız vardır diye varsayıyorum. Size anlatmaktan hep çok keyif alıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten sevinirim. Bunu dememin en büyük sebebi gerçekten klişe değil. Sadece desteğinizi görmek ve bu şekilde ben de sizden destek aldıkça açıkçası şevkim artıyor. Bu anlamda da o desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Burçlarla, sevgiyle, neşeyle kalın. Görüşürüz. Saçın başım iyi mi ya? Şurada biri olaydı da bana söyleyeydi. Saçın iyi kardelen. İyi gözüküyorsun falan böyle hani. Yürü, çok iyi falan. Böyle tek başınıza deli gibi çekim yapıyorsunuz. Biraz tuhaf bir duygu yani.